Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Fikri Balcı. Öncelikle videoları izleyip bizlere destek veren hobici arkadaşlarımıza, Hint sever arkadaşlarına herkese selam ederim. Teşekkür ederim ilginizi alakanız için. Biz de elimizden geldiği kadar vakıf olmaya çalışıyoruz. Herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz konularda. Şimdi bir hayvanımız var. O hayvanımızı Gaga. Gagası düştü. Müsabakadan sonra. Tabii biz bunu yani müsabaka bitti. Güzel bir maç yaptı. Maç çıkardı. Yani güzel bir maç çıkardı hayvanımız. Ve herkes tarafından konuşulan hayvanımız. Bu hayvanı tanıyan belki bilir. O ara bir şey yoktu hayvanımızda. Kutuya koyduk, baktık gagası düşmüş. Eve geldik, baktık gagası düşmüş. Bu işte herkesin konuştuğu 2350. Şimdi bugün ayın Haziran'ın 27'si arkadaşlar. Şimdi gagamız normalinde sezona yetişmez. Bakın göstereyim şöyle yakından. Görüyorsunuz gagası, yani gaganın üstündeki şey yok gaga. O düştü. Düşünce şimdi buna yapacağımız işlem gaga nasıl yapılır? Arkadaşlar öncelikle bunu size göstereceğim. Şöyle kamerayı biraz daha yakına alayım. Böyle yapalım. Şimdi arkadaşlar gaganın sağlıklı bir şekilde uzun yol olmasını istiyorsanız öncelikle hayvanın alt gagasını, şu gördüğümüz alt gagasını şöyle göstereyim. Şu arkadaşlar gaga yapma olayı farklı bir olay. Bunu herkes yapamaz. Bilmeyenler şimdi öncelikle alt gaganın arkadaşlar şu yanakları ince sıfır zımparayla eline alacaksınız. Şöyle birkaç kez katlayın. Katladıktan sonra şu at gagayı arkadaşlar şöyle çapakları alıyorsunuz. Aldıktan sonra şu üst at gagayı üstüne göre biraz daha kısaltıyorsunuz ki üst gagaya engel olmayacak şekilde uzun ileri doğru gitmesi lazım. Fakat at gagayı kısaltmadığınız takdirde üst gaga sürmez. Bu çok ince bir iş. Her şey sizden kaynaklı, her şey size bağlı. Bugün dediğim gibi Haziran'ın 27'si. Şimdi alt gaganın şöyle yanaklarından şöyle uca doğru alıyorum ki üst gaga sağlıklı bir şekilde gelsin. Şimdi gagaya herkes farklı bir şey uyguluyor, farklı bir şey sürüyor. Bizim de kendimize göre karışımlarımız var ve en kısa zamanda gagaya getiren karışımlar. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz gaga. Bakın. Şöyle göstereyim. Şimdi bu üst gaga rahatlıkla, ben daha önce de topladım alt gagayı şuraları. Rahatlıkla sürüp saçak yapacak. Çünkü önünde bir engel yok. Bu alt gaga engel değil. Rahat rahat sürecek. Ama alt gagayı kısaltmazsanız bu sefer ne olacak? Bu üst gaga ilerleyemeyecek. İlerleyemeyince gaga uzama şeyi daha uzun bir sürece sahip olacak. Biz bu gagayı arkadaşlar normalde 1,5-2 ayda gelmez zaten mevsim bitişi olduğu için. Fakat biz bu gagayı arkadaşlar 20 günde getireceğiz ve 20 günde müsabakaya tekrardan hazır olacak. Bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Kullandığımız şeyler. Mesela hayvanımıza ilk etapta her gün bu dev üçücük veriyorsun mutlaka. Sabah akşam verin. 2 damla, 3 damla ağzına. Her gün aynı şekilde bu dev üçü ağzına damlatıyoruz. Bu dev üç nedir? Bebeklere verilen bir de gaganın üstüne damlatın arkadaşlar. Gaganın üstüne de şöyle yedirin. Bu dev üçü verdikten sonra arkadaşlar daha önce de videolarda belirttiğim gibi burada daha önceden
Burada ne yazıyor? Biohof, tırnak kozmetik yağı. Bunu atçılar kullanıyor arkadaşlar. Yani atçılar bunu attın tırnağı mırnağı kırıldığı zaman bununla masaj yaparaktan getirtiyor bu. Besleyici bir ürün. Fazla değil, böyle ufak mısır tanesi kadar gagaya uyguluyoruz. Tabi bu uyguladıktan sonra sadece gaganın üstüne değil arkadaşlar. Şu ibiye doğru da. İbiye doğru da aynı şekilde bunu böyle masaj yaparaktan yediriyoruz. Yedirdikten sonra bu esnada devamlı böyle masaj yapacaksınız arkadaşlar gagaya. Yedecek. Ve ağzınızı içine elinizi sokup tekrar aynı şekilde aklagaya da böyle masaj yapacaksınız. Arkadaşlar bunu böyle yaptınız sürece bunu sabah akşam yapacaksınız ki gaga devamlı nemli kalacak. Gene bugün yağmurlu bir gün. Gene yağmurlu günden sesleniyorum size. Hayvanlarımızı içeri koyduk mecbur. Böyle güzelce masaj yapıyoruz. Şimdi bunu yaptık hayvanımıza. Bir de şöyle bir karışımım var benim arkadaşlar. Bu karışım da gaga için. Bu da olmazsa olmaz. Bunu da kendi yapmış olduğumuz bir karışım. Bunu da aynı şekilde şöyle parmağım ucu kadar şöyle beyaz altına üstüne ibin olduğu yere güzelce bunu da aynı şekilde masaj yapıyoruz. Arkadaşlar bu karışım da özel bir karışım. Öyle. Her yerde bulabileceğiniz bir karışım değil. Şöyle güzelce ibeye doğru, alt çeneye doğru. Bakın arkadaşlar, bugün ayın kaçıydı? Ayın Haziran'ın 27'si. Her safhasında bunu göstereceğim size. Gaga'nın nasıl çabuk geldiğini, nasıl kendini toparladığını ve 20 gün sonra tekrardan kaldığı yerden devam edeceğini, kısmet olursa bir aksilik çıkmazsa. İşte herkesin konuştuğu 2-300 elimiz bu. Şöyle de göstereyim. Horozu sonra 20 gün sonra bu horoz değil de borozun gagası gelmez demeyin. Bakın arkadaşlar gösteriyorum horozumu bu da. 20 gün sonra kısmet olursa tekrardan kaldığı yerden devam edecek. Şimdi bu hafta gene sahalardaydık. Fakat gittik, boş döndük. Boş dönmemizin sebebi komik ama çok ilginç bir şeyler başımıza denk geldi. Çünkü yani şöyle her hafta iniyoruz, her hafta sahalardayız Allah kısmet ederse. Ve her hafta bir efsane veya bir tane iki tane efsane maç yapıyoruz. Yani kendimizden söz ettirecek maç yapıyoruz. Bunun başarının sırrı neydi arkadaşlar? Horozun bakımı. Bir de horozların iyi olması. Sürekli ilgilenmemiz. Şimdi orada birkaç tane arkadaşlarla da tanıştık. Orada muhabbet ettik. Dışarıdan gelen arkadaşlarımız vardı. Ankara'da. Ondan sonra tabii bizi tanıyan arkadaşlar da biliyorlar. Nasıl horozu hazırlayıp nasıl indirdiğimizi. Şimdi şurada bu haftaki başımıza gelen olay nasıl bir olay denk geldi? Tartıya girdik. Tabi o ara ben ismimi yazdırdım. Ben ismimi yazdırdım. Benim hayvanım olduğunu anlayınca tartıdadan gelen arkadaşlar geri döndü. Sebepleri de horozumun çok kızarık olmasıymış. Bir de öyle bir şeyle karşılaştık. Çünkü hep aynı seriden gidiyoruz biz arkadaşlar. Taşçı serisi dediğim, kendi çıkarmış olduğum kanı. Onlar da az çok biliyorlar. Her hafta kardeşlerini indiriyoruz. 4-5 tane dengi vardı. Kendi ismimi sildirdim. Arkadaşın ismini yazdırdım. Tabii arkadaşın ismini yazdırdık ama arkadaş da bizde geldiği için herkes farkına vardı olayın. Bundan sonra kısmet olursa bu hafta da gene Çukur'dayız.
Bu hafta da kahvedeyiz. Ama ne yapacağız? Bu hafta yapmayacağımız şeyleri yapacağız. Vereceğiz birinin eline. Onlar bağlanacak. Yapacak bir şey yok. Biz savaşçı adamız. Bizden kaçıyorlar. Bu sefer biz de onların taktiğinden uygulayacağız arkadaşlar. Demek bu iş böyle oluyormuş. Eski horoculuk yok. Eskiden neydi? En iyisine gidip atmak icap ediyordu. Şimdi bizim maalesef horoculuklarımız geldiğimiz nokta yani şey olmuş. Mamacı olmuş. Daha önce kilosunu söylemiştim horozlarımın. Bu hafta gidecek horozların kilosunu söylemeyeceğim. Çünkü söylediğim zaman horoz atmıyorlar. Sıkıntı yaşıyoruz. Benim anlattıklarım kimse hikaye gelmesin arkadaşlar. Ben hikaye anlatmam, gerçeklerden bahsederim. İnanmayan bana hayvan atar arkadaşlar. Anladın mı? Herkesi de her türlü karşılamaya çalışırız. Hiçbir şeyde sıkıntı yok. Kısmet olursa bu hafta da iki tane hayvanla getireceğiz. Bu hayvanımızın bu ayın Haziran'ın 27'si kısmet olursa tatile çıkmadan önce bu hayvanımızı bir maç daha yaptıracağız. Tüye bırakacağız ondan sonra. Bu hayvanımızın özelliği bir Hint horozunda ne ararsam var. Sistem, tertip, el, atkı. Ne arıyorsanız var. Yani bir açık. Zaten şimdi tabii bu arada bu horozumuza karbonhidrat ağırlıklı bakmamız gerekiyor. Çünkü kemik yapıyor. Kemik yaptığı için arkadaşlar yumurtayı vermemiz icap ediyor. Yumurtanın kabuklarını da atmıyoruz. Yumurtanın ye oğlum ye. Ye babacığım ye. Bakın size severek yiyor arkadaşlar. Ye oğlum ye. Heh, aferin benim oğlum. Şimdi bir arkadaş onun da şeyini şey yapayım. Arkadaş demiş benim horozum ele gelmiyor. Karanlıkta bıraksam 15 gün karanlıkta bırakamamı söylediler. Arkadaşlar 15 günde sizi karanlık yere soksam nasıl olur? Daha önce ben bir video çektim. Ele gelmeyen bir horozun nasıl yaklaşacağınız diye. O şekilde yaklaşın. Horoza belli ritimlerle komut vererekten yavaş bir şekilde. Mesela ben o gün nasıl bir video çekmiştim? Istırık çalaraktan hep aynı tempoda yavaş hareket ederekten nasıl severek yiyor arkadaşlar görüyorsunuz mu? Bu hayvanın şeyini tamamlayacak. Ha bunun gagası gelmez. Kenara atayım demeyeceksiniz arkadaşlar. Boş bırakmayacaksınız hayvanı. Masajını yapacaksınız. Bu hayvan 20 gün sonra kısmet olursa tekrardan sahaya inecek. 20 günü bulmaz diyorum. Bakın ben size onu söylüyorum. Gelmeyecek gagayı 20 günde getirtiririm arkadaşlar. Bu da bizim kendimize göre yapmış olduğumuz karışımlardan dolayı. Bir tanesinin şeyini söyledim, ötekini söylemedim. Niye? Bazı şeyleri de siz dinleyin arkadaşlar. Dinleyerek tecrübe edin. Biraz araştırın. Biraz kitap okuyun. Arkadaşlar boş zamanlarınızda kitap okuyun. Çocuklarınızı okutturun. Faydalı şeyler şey yapın. Kahve köşelerine gidip boş oturmayın. Bahçe yapın. Boş muhabbetlerden uzak durun. İcraat yapın. Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi yumurtanın da yarısını yedi. Hayvanımız yeter. Evet. Oğlum benim be. Senin Hint horozu elin çekebilir mi? Şimdi öteki kardeşini de çıkarayım. Onu da aynı şekilde böyle güzel bir masajını yapalım. Bir arkadaşımız da diyor devam diyor elma sirkesi döküyorsun. Arkadaşlar elma sirkesinden zarar gelmez. Dökün. Haşereler, bitler, herhangi böyle vücuttaki şeyler gelmez. Hem hayvana iyi gelir, tüyleri yumuşatır. Şu olay çok iyi. Yani şu masaj olayı. Masaj olayını devamlı yapın. Bir de aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Müsabakaya indirmeden önce hayvanınızı şu şekil hareket yaptırın. Bakın ben kendim 12 sene profesyonel spor yaptım. Güreş yaptım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Grokorumen. Şimdi şöyle hayvanı sahaya indirmeden önce arkadaşlar
Hayvanı önce ısın marketlere yapın. Nasıl ısın marketlere yapın? Sahaya da. Mesela kahvede sahaya indireceğiz. Ayağını tutun şöyle. Şöyle. Bu şekil. Bu şekil. Bu şekil. Kuyruğundan şöyle tutun arkadaşlar. Şu şekil. Fazla değil. Boynunu şu şekil. Kanatları böyle yere indirekten şöyle şöyle yapın arkadaşlar. Hayvanınızı böyle bir ısındırın. Şöyle baldırlarını ısındırın. Hareketlerini ısındırın. Hayvanı şöyle bir ısınsın. Ki sahaya indirdiğiniz zaman lip kesmesi herhangi bir şey olmasın. Sporcuları görüyorsunuz mu arkadaşlar? Spora maça girmeden veya herhangi bir müsabakaya girmeden zıplıyorlar. Hafif böyle bir terini döküyorlar. Bu nedir? Herhangi bir şeyde lipleri kopmasın, ani harekette yamulmasınlar diye. Hayvanlarımız da aynı şekilde hareketler. Bak bunu kulağınızda küpe yapın. Bunu mutlaka hayvanlarınıza uygulayın arkadaşlar. Sahaya indirmeden önce hayvanınızı mutlaka ufak bir ısındırma hareketleri yapın. Şimdi kardeşine de aynı şekilde bir bakım yapalım. Tekrardan yerlerine koyacağız ve videoyu sonlandıracağız. Evet. Bu hafta bu hayvanımıza maç yaptırdığımız hayvanın, daha dün çıkardığımız hayvanın kardeşi, şöyle bunun sarısını vermeyelim buna. Çünkü bu hafta bir daha getireceğiz bunu, kısmet olursa. Yumurtayı çok seviyorlar keratalar. Bunun da bir elini yüzünü bir silelim. Temizleyelim güzelce. Dur oğlum dur. Kıpır kıpır yerinde durmuyor. Şimdi arkadaşlar. Horoz çok güçlü. Beni yeniyor. Bayvanımızı getirdik işte, bayvanımızı. Doğru oğlum, doğru oğlum, doğru, çok güçlü. Bayvanımızı getirdik, bayvanımızı atmadılar. Niye? Çok kızarıkmış hayvan. Ondan atmadılar. Bir nevi de mama arıyorlar insanlar. Hava çok, yağmur yağıyor, ayrıyetten çok nem var. Yine her zamanki gibi standart horozumuzun ayaklarını yıkıyoruz, temizliyoruz. Suratına su vurmuyoruz. Daha önce de söyledim arkadaşlar, horozun suratına su vurmayın. Ne idmandan sonra ne müsabakadan sonra. Sadece ayaklarına su vurun. Suratına elma sirkesi vurun arkadaşlar. El yapımı bulamıyorsunuz, çarşıdan aldığınız elma sirkesi olur. Biz 50 kilo el yapımı sirkeyi bitirdik bu sene horozlarımıza kullanmakta. Bir de şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. Daha önce söyledim, ben de temri olmaz, çiçek olmaz demiştim. Çiçeği dışarıdan getirdi sağ olsun arkadaşlar. Tabii biz 3 günde bu çiçek olayını bitirdik. Temri olayı dediğim gibi zaten yok. Allah'a şükürler olsun. Bu nedir? Hayvanlarımızın sindirim sistemini, bak her videoda bunu belirtiyorum arkadaşlar. Hayvanlarınızın sindirim sistemini mutlaka çalıştırın. Mutlaka sindirim sistemini yükleme yapın. Probiyotiği eksik etmeyin kümesinizden. Gerisi hikaye. Macun yapıyorsunuz. Macun üstüne macun, macun üstüne macun. Macun içine bal, fındık, ceviz, bilmem ne var. Bunlar ne? Enerji yükleme yapıyorsunuz. Başka bir şey yaptığınız yok. Macun içine koysana zencefil, zerdeçal, karabiber, turp tohumu, kenevir tohumu. Bunları koysanız arkadaşlar, bağışıklık sistemi yükselsin hayvana. Siz veriyorsunuz hayvana şey, neydi ismi? Enerji. Başka bir şey verdiğiniz yok. Soğuk havalarda yapıyorsunuz idmanı, ondan sonra hayvan çiçek oldu. Olur tabii. 3 kere çiçek oldu. Soğuk havada idmanı yaptığın zaman kümesini hemen açacaksın sıcak yere, 25 derecede orada duracak hayvan. Ne çiçek ne bir şey. Ama bunları hep periyodik olarak yapmanız lazım. Aşıları aynı şekilde.
Oğlum seni bu hafta indiremedik be. Bu hafta rakiplerin korktu oğlum ya. Biz ne yapalım şimdi seninle? Bu hafta da getireceğiz. Ne yapacağız böyle? Her hafta getir seni uğraşacağız seninle. Her hafta uğraşacağız seninle o zaman. Bir de arkadaşlar hayvanlarınızla aranızda bağ kurun. Ya bu hayvan atayım köşeye. Hayvanlarınız oturup bu hayvanlar sizi anlıyor. Bir muhabbet kuşu, bir köpeğiniz, bir ne bileyim kuşunuz, bir kediniz. Bu hayvanlar hepinizi anlıyor. İnsanları anlıyorlar arkadaşlar. Siz hayvanlarınıza verdiğiniz sevgiyi onlar da size verecektir. Buna emin olun. Ama sevgisiz bu iş olmaz. Her zaman söylüyorum. Sevgiyle, severek yapacaksınız bu işi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, Boros biraz çok güçlü. Çok güçlü. Yani yenemiyorum yani öyle söyleyeyim maşallah oğluma. Bu da nedir? Sıhhatlı sağlığı olduğu için daha önce de ben dediğim gibi mesela sağ olsun veteriner hekimimiz Mustafa Bey takıldığımız konularda bize yardımcı oluyor. Daha önce arkadaşlar diyor biz probiyotik nasıl ulaşabiliriz? Arkadaşlar probiyotik ulaşamazsınız. Evde kefir yapın. Kefir hakiki böyle kefir. Veya ev yoğurdunu mısır unuyla karıştırın. Rondizol 40'ı eksik etmeyin kümesinizden. Bunu unutmayın. Rondizol 40. 50 kilo palet, 50 kilo normal yem 5-10 kilo palet yemini karıştırabilirsiniz. Aşırıya kaçmayın. Palete fazla yüklenmeyin. Hani çeşit olsun diye mutlaka hayvanlarınız geç büyüsün ama böyle güçlü olsunlar arkadaşlar. Bak ne kadar güçlü kerata. Dur bakayım oğlum. Hayvanlarınız güçlü olsun. Geç büyüsün. Bir ay geç büyüsünler ama anatomileri güçlü olsun arkadaşlar. Bunu unutmayın. Herkese videolarımı seyreden, yorum yapan abilerime, kardeşlerime teşekkür ederim. Selam ederim buradan Sakarya'dan. Kucak dolucu. Takıldığınız yerde herhangi bir şey sağlık üzerine tekrardan yazın. Ben gene yardımcı olayım. Kısmet olursa bu hafta da iki veya üç hayvan orada. Gene sahalardayız. Bakalım. Ama bu sefer başka bir taktik uygulayacağım. Ben sessizce köşede oturacağım. Uzaktan seyredeceğim. Bu sefer öyle olacak. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.